Değerli davetlilerimiz, Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin düzenlemiş olduğu Afganistan'da Güç Savaşları ve Barış konulu video konferansımıza hoş geldiniz. Tüm davetlilerimizi Kasam adına sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Kasam nedir? Güney Asya ülkeleri Afganistan, Bangladeş, Bhutan, Hindistan, Maldivler, Nepal, Pakistan ve Sri Lanka ülkelerin tarihi, siyasi, askeri, ekonomik ve sosyo-kültürel yapıları, bölgenin stratejik ve jeopolitik dengeleri hakkında objektif ve tarafsız kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla 2004 yılında kurulmuş bir düşünce merkezidir. Bugünkü davetli konuşmacımız Afganistan Milletvekili Dr. Hamidüddin Yoldaş. Sayın Dr. Hamidüddin, katılımından dolayı Kasam adına zat-ı alemine teşekkür ediyorum. Sözü Sayın Milletvekilime bırakırken konuşmacımızın hayat hikayesini kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. Dr. Hamidüddin Yoldaş, 1975 Afganistan Pahar doğumlu, 5 çocuklu bir ailenin ferdi olarak annesinin yanında 7 yaşına kadar köyde yaşamıştır. Babası Rusların Afganistan işgali sırasında işgal güçleri tarafından hapsedilmiş, sonra da şehit edilmiştir. İlk ve orta okul eğitimini öğretmen olan amcasının yanında Kabil'de tamamlamıştır. Lise eğitimini ise Pakistan Peshawar ilçesi şehrinde yaşayan dayısının yanında tamamlamıştır. 1992 yılında mücahit grupların başkent Kabil'i ele geçirdikten sonra Peshawar'dan tekrar Kabil'e dönmüştür. 1994 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin Büyük Öğrenci Projesi kapsamında burslu olarak üniversite eğitim için Türkiye'ye geldi. Ankara'da 8 ay dil eğitimi aldı. İmtihanlar sonunda Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaydını yaptırdı ve bu üniversitede tıp eğitimini tamamladı. 2003 yılında tekrar Afganistan'a döndü. İlk meslek hayatına Afganistan Adalet Bakanlığı'nda sağlık müşaviri olarak başladı. 2004 yılında Türkiye Cumhuriyeti Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğu'nun Afganistan'da yürüttüğü sağlık projelerinde sağlık koordinatörü olarak çalıştı. 2005-2018 yılları arasında FİKA sağlık projelerinde sağlık koordinatör olarak görev yaptı. STK insanı olan Hamidüddin Bey ayrıca 2006 yılında Hadaf Kültür Vakfı'nı kurdu. Başta İHA olmak üzere birçok yerel ve ulusal yardım kuruluşu ile eğitim, sağlık, altyapı, sosyal yardım ve diğer birçok alanda verimli çalışmalarda bulundu. 2018 yılına kadar bu vakfın başkanlığını yürüttü. 2008 yılında Çınar Sosyal Kültür ve İktisadi Derneği'ni kurdu. Derneğin çalışma faaliyet alanlarında yetim çocukları koruma, dul ve kimsesiz kadınlara destek amaçlı çalışmalar yürüttü. Bu alanda çalışmaları devam etmektedir. 2018 yılında Afganistan'da yapılan parlamento seçiminde Pahar İl'in bağımsız milletvekili olarak Afganistan parlamentosuna seçildi. Bizler de bu aziz görevinde kendilerine başarılar diliyoruz. Sayın milletvekilim, söz sahibinin eseridir diyor ve sözü size bırakıyoruz. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle tüm değerli katılımcılar
selam ve sevgilerimi sunuyorum. Ve ayrıca sizden de teşekkür ediyorum. Bizi dostlarla, arkadaşlarla bir araya buluşturduğunuz için ve birçok eski dostu buradan görmemize, fikir alışverişinde bulunmamıza sebep olduğunuz için. Allah razı olsun. Hocam, Afganistan tabii ki bildiğiniz gibi uzun zamandan beri bir kaos, bir huzursuzluk ortamı devam ediyor ve bu neredeyse her Afgan'ın hayatının rutini gibi olmuş. Biz Afganistan'da öncelikle birkaç tane unsur var. Onları öncelikle ben bahsetmek istiyorum. Ondan sonra aşama aşama bizim programda işte bahsimize konu olan konulara tek tek girmek istiyorum. Biliyorsunuz Afganistan'da etnik bir yapımız var ve bunu hiçbir zaman göz önünde bulundurmadan Afganistan'ın geleceği hakkında bir şey konuşmak mümkün değil. Dini unsurlar var. 40 yıllık savaşın bıraktığı olumsuz izler var ki bunu da göz ardı edemeyiz. Savaş sebebiyle ülkede meydana gelen yoksulluk, fakirlik ve diğer psikolojik sorunlar. Ayrıca farklı sebeplerden dolayı halkımızın eğitim düzeyinin düşük olması, okuma yazma bilen fertlerin yüzdesinin az olması ve bunların okuma ve bilgilenme gibi bir imkanlara sahip olmamaları, dünyadan biraz uzak kalmaları, dünyadaki olaylardan, kendi tarihlerinden hatta uzak kalmaları yine sebeplerden biri. Onun dışında farklı bakış açılarına sebep olmamızın nedenlerinden de biri Sayın Hocam, bizim gençlerin veya bireylerimizin, gençlerimizin, yetişmiş ve okumuş gençlerimizin çok farklı kültür ve coğrafyalarda eğitim görmeleri. Çünkü ülke içinde bir huzur olacak, ülke içinde bir nizam olacak, bir eğitim sistemi olacak. Herkes o ortamda yetişecek. Tabii ki yurt dışına gelen öğrenciler olacak, yurt dışından eğitim alıp gelenler olacak. Ama bunun en azından çekirdeği, esası ülke içinde oranın kültürüne göre, oranın geleneklerine göre, göreneklerine göre, tarihine göre bir kademeli olarak yetişir. Şu an Afganistan'daki çatışan fikirlerin ya da birbirini kabullenmeyen yetişmiş, kültürlü, okumuş insanların birçoğunun birbirine tahammül edememeleri ya da birbirine daha doğrusu idrak edememeleri farklı coğrafyalarda, farklı kültürlerde, farklı yani kişi ve kişiliklerle yetişmeleridir. Şimdi bunlar tabii ki saydığım sebepler bir toplumda farklı sorunlar, farklı problemlerin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Afganistan'daki iç siyasi güç dengeleri arasındaki mücadelelerde de tabii ki bu saydığım etkenler çok önemli rol oynamaktadır, çok önemli yer almaktadır. Ta bizim bildiğimiz yaklaşık 40 yıllık savaş içinde büyüdüğümüz, yaşadığımız iç savaşlar, işgaller, tarihten takip ettiğimiz, okuduğumuz kadarıyla hiçbiri tabii hem iç etkenler burada mevcut olmuştur. İç etkenler de vardır ve dış etkenler de vardır.
bu iç savaşın veya içerideki siyasilerin hiçbir zaman isterse sağ görüşlü olsunlar, isterlerse sol görüşlü olsunlar, hiçbir zaman bunlar bir fikir birliğine varamamışlar. Siyasi olarak demiyorum. Siyasi olarak insanlar farklı düşünce tarzlarına, fikirlere sahip olabilirler. Ama sadece toplumsal yani yarar için, vatanın gelişmesi için, kalkınması için, yani bir millet olmak için her zaman çok keskin sınırlarla yaşamışlar. Ve öyle sürdürmüşler. Mesela biz örnek verecek olursak Rusların işgalinden önce, yani Şah dönemini saymıyorum. Her zaman ben diyorum Şah dönemi, Zahir Şah'ın 40 yıllık dönemi Afgan halkının sadece anestezi verilerek uyuşturulmuş bir şekilde tutulduğu bir dönemdir yani. Olmuştur. O zaman bazı çalışmalar olmuştur, altyapı çalışmaları olmuştur. Ama insan yetiştirme konusunda gelecek için herhangi bir adım atılmamıştır. Bu toplumun geneli için diyorum. Ama tabii ki o dönem işte Şah'ın çevresindeki ya da ona bağlı kişilerin çocukları yine yurt dışına okumuştur. Yine Avrupalı ülkelere gitmiştir. Ama genel olarak halk uyutulmuş bir 40 yıllık dönem yaşamış. Ondan sonraki olaylara gelecek olursak yavaş yavaş yine de bu Şah'ın ailesinden Rusya'ya gidip eğitim görüp oradan etkilenen ya da oradan buna dikte edilen şekilde gelip Afganistan içerisinde tekrar bir cumhuriyet hareketini bir şekilde başlatmaları ve bunun kanlı bir şekilde başlatıp daha sonra da bugüne kadar o kan izlerinin sürmesi yani tesadüf değil yani. O zamandan beri bu güçler eğer Rusların işgali için bir zemin hazırlamışlardır öncelikle ve Ruslar da hiçbir zaman kendi yandaşlarını ya da onlar gibi düşünen Halk Partisi ya da Perçem Partisi ve diğer o zamanki partileri her zaman aralarında bir mesafe koymuştur. Bir arada bunları kullanmıştır, bazen bunları kullanmıştır o şekilde. Bunu söyleme sebebim şudur. Dedim biz hiçbir zaman ne solcu olduğumuz dönemde ne sağcı olduğumuz dönemde bir araya gelmiş değiliz. Ya getirmediler ya da gelemedik bir şekilde. Aynı şekil devam etti biliyorsunuz. Kaç tane rejim değişikliği oldu Sovyetler Birliği döneminde. Onların işgal döneminde hatta. Ve bunlar hep kendileri projeleri ürettiler, dizayn ettiler. Yine Afganların üzerinden, yine o iktidarda kimse onun akibinde başka biri sırayı bekleyenin üzerinden iktidardakiyi işte ya öldürdüler ya da Rusya'ya götürdüler. Belli bir süre sonra oralarda öldü ya da hastalandı bir şekilde. Geçiyoruz. Tam bu sırada işte cihat başlangıcı oldu. Millet ayağa kalktı. Gerçekten okuduğumuz zaman, büyüklerimizden dinlediğimiz zaman o zamanki duygular, o zamanki insanları gerçekten bilinçli olarak canlarını, mallarını, her şeyi ortaya koydukları kayda diğer çok muazzam bir şey yani. Ve bunu yıllarca sürdürmeleri, aç karınla, işte imkansızlıklarla, ben kendim şahidim bizim köyde. İnsanlar sadece bir tane av tüfeği vardı ve diğer herkesin elinde işte balta vardı, orak vardı ve bunlar nereye gittiklerinde küçük çocuktu sorduğumuzda diyorlardı ki ilçeye gidiyorlar orada işte şeye karşı, Ruslara karşı, onların işte kuklalarına karşı savaşmaya gidiyorlar diye. Yani bu şeyler duygularla başlayan, beslenen ve bu arada tüm dünya ülkelerinden Türkiye dahil, Türkiye halkı dahil destek gören, büyüyen ve sonuçta bir yere gelen şeyimiz vardı. Bir hareket vardı.
ve ilk başta tek bir çatı altında bulunan bu yapı da Peşavir'e giderek yavaş yavaş dallanmaya başladı. Tek bir hareket gitti, 7 parça oldu orada, 7 farklı grup. Ve grupları da artık dizaynı kim ettiyse, belli bir süreden sonra dizaynı kim ettiyse ya etnik grup şeylerine göre ayırdı ya da bölgesel olarak ayırdılar ya da dini unsurlara göre işte Şia ya Sünni olmasına, Tacik Peştun olmasına göre ya da ne bileyim Kuzey Güney olmasına göre ve bu ayrışım oradan başladı. Birine 5 verdiler, birine 10 verdiler, birine az verdiler, birine çok verdiler. Sonuçta bunlar orada bir masa etrafında toplanmışken Afganistan'da kendi aralarında rekabete başladılar. Bu rekabetler ya ganimet üzerindeydi ya bölge üzerindeydi. Neyse sonuçta bu halkın direnişi başında kim olursa olsun bir şekilde sonuç verdi. İsterse Amerika'nın yardımı diyelim, isterse halkın kendi çabaları ve onlara Allah'ın desteğiyle sonuçta 10 yıl sonra 79'a girip 89'da Ruslar Afganistan'ı terk ettiler. Ve herkes mutlu bir son bekliyordu. Herkes diyordu artık işte cihat bitti, gideceğiz Afganistan'da İslami bir hukumet kurulacak. Herkes kendi payına göre bu hükümette yer alacak ve Afganistan'ın geleceği için. Ama maalesef bu işi yapmak için bizim mücahit gruplar bir altyapı hazırlığı yapmamışlardı. Ve buna hazır değillerdi. Sanıyorlardı ki yıllarca biz Pakistan'da kalırız buradan, işte Arabistan'dan, Türkiye'den, şuradan, buradan bavullarla para gelecek. Ve bunlar istedikleri gibi eğer yarısını Afganistan'a gönderirse yarısını orada ağalar paşalar gibi harcayıp üreyecekler. Eleman yetiştirmeye ya da ne bileyim geleceğe hazırlıklı bir pozisyona geçmediler. Sonuçta geldiler Afganistan'a biliyorsunuz. Ondan sonrası da iç savaşlar, mücahit grupları arasındaki savaşlar. Yani ben ortaokul, ilkokul, ortaokul döneminde Kabil'deydim. O zaman Ruslar çıkmıştı. Ruslar Afganistan'ı terk etmişti. Ama inanın Kabil bu kadar zarar görmemişti. Çevredeki il veya köylerde tabii bombardıman olmuştu. İnsanlar şehit olmuştu. Bir sürü cinayetler işlenmişti Ruslar tarafından. Ama en azından başkent ayrı bir yüzü vardı. Ve bizim mücahit gruplar Kabil'e geldiklerinde artık öyle bir kara tablo çizdiler ki 92'den 95'e kadar. Yani Taliban'ın Kabil'i ele geçirene kadar öyle bir kötü tablo çizdiler ki tüm umutları, onlara bağlanan tüm umutlar, onları bekleyen tüm gözler, herkesi artık bir umutsuzluğa, bir karanlığa ittiler. Buna kalmadılar, bununla da kalmadılar. İnsanların gözünde cihadın diğerini, İslam'ın diğerini iyice düşürdüler. Tamamen bunlar şöyle bir bakış açısı oluştu, şöyle bir algı oluştu. Bunlar halkın derdini taşımıyorlar. Bunların derdi halk değil, din değil, İslam değil. Bunların derdi kişisel güç. Yani ne kadar kazanırlarsa, ne kadar güçlü olurlarsa onun peşindelerdi diye böyle bir şeye vardılar. Daha sonrası biliyorsunuz Taliban hareketi başladı 96'dan ve 2001'e kadar. O dönemde de insanlar tamamen kara bir kutu içerisinde yaşadılar. Dünyadan habersiz, medya yok, okul yok, hastane doğru düzgün çalışmıyor. Tamamen bir göçebe hayatı gibi bir şey yani. Sadece yaptıkları tek şey bu dönemde yani karşı olmalarına rağmen Afganistan'da ne kadar terör grupları varsa bir yerden oraya geldiler. Ne kadar artık
İslami gruplar varsa da onları oraya topladılar, bir şekilde terörist damgası vurdurdular ve bir şekilde uyuşturucunun merkezi olarak Afganistan'ı dünyaya göstermiş oldular. Ve 11 Eylül saldırılarından sonra biliyorsunuz Amerikalılar artık büyük özgürlük harekatı diye bir harekat başladılar ve bu harekatla Ekim ayında Afganistan'a resmen saldırıda bulundular. Siz de biliyorsunuz bunların saldırıları Birleşmiş Milletler veya herhangi bir şeyden olumlu ya da saldırabilirsin diye bir belgeleri de yoktu. Ve gerçekten bu saldırıları Usama Bin Laden ya da Taliban'ın veya Al-Kaide'nin, Afganistan'da bulunan Al-Kaide'nin yaptığı da hala hazıra kadar kesinleşmiş değil ya. Bunun için herhangi bir belge, herhangi bir bilgi yok yani. Amerikalılar ne dediyse, CIA ne dediyse ona göre hareket yapıldı ve çok ilginçtir. Bunu söylemeden geçemem hiçbir söyleşimde. 7 gün içerisinde %95'i Taliban'ın kontrolünde olan bir ülke 7-8 gün içerisinde tamamen Taliban'dan arındırılmış oluyor ve Taliban Pakistan sınırlarına kadar temizleniyor. Küçük bir noktada Kuzey İttifakı diye Şah Mesud'a bağlı güçler, işte Mareşal Dostum'a ve diğer Kuzey İttifakı dedikleri şey orada vardı. Bir kısım Bamiyan'da vardı ve çok az da Panjshir'de Taliban'ın ulaşamadığı. Yani küçük %5'lik bir kesim geldi ve tüm Afganistan'ı tasfiye etti. Ve bir de görüyoruz ki 18 yıldır Afganistan'da Amerika artı müttefikleri tüm güçleriyle, tüm imkanlarıyla, bir taraftan Afgan polisi yaklaşık 150 bin kişi, bir taraftan Afgan ordusu 170 bin diyorlar, bir taraftan on binlerce Amerikan, İngiliz ve diğer ülke askerleri, muharip olan güçleri sayıyorum, bunlarla bir adım bile ilerleyemeyerek her gün kaybettiler. Ve her gün kaybettiler. Sonuçta 2001'den beri kesin olan bir husus var. Afganistan'da Amerikalıların ve de ABD'nin başarısızlığı. Sonuçta hiç hesap edemedikleri, hiç onları artık terörist bir küçük bir grup dedikleri kişiyi mecbur oldular. Onlarla masaya oturmak zorunda kaldılar ve anlaşma yapmak zorunda kaldılar. Tekrar geliyoruz, işte bu büyük özgürlük operasyonu başladı. Biz kurtarıldık, demokrasi geldi, kondu oraya bir şekilde. Ve Batı'dan ne kadar beğendikleri, kendi prensiplerine uygun siyasetçi, bürokrat ya da orada sıradan çalışanları getirdiler. Ya bakanlık verdiler ya genel müdürlük verdiler bir şekilde Afganistan'a. Bunlar hükmetmeye başladılar. Siz eğer bu kendi evinize ait değilseniz, o evi kendinizinki bilmiyorsanız ve orada geçici olarak birkaç günlük misafir olduğunuzu bilirseniz ona göre hareket edersiniz. Bizim başımıza gelen de bu yani. Gelen bürokratlar, bakanlar, şunlar bunlar hiçbiri Afganistan'a karşı, Afgan halkına karşı kendini şu kadar sorumlu hissetmiyordu. O sanıyordu ki bu Avrupa'dadır. Oradan burada hiç adam yokmuş. Bu ülkeyi yönetecek beyin yokmuş, birey yokmuş. Beni çağırmışlar da gelmişler orada sadece ağalık yapmışlar. Hüküm sürmüşler, çalmışlar, çırpmışlar. Ve sonuçta hangi gün görevden alınacaklarını bilmedikleri için, öyle bir sistem olmadığı için, eğer bir günde görevdeyken
ya da bir sene de görevdeyken bu süre içerisinde sadece kendini ve çevresindeki insanları düşünmüşler. Ona göre plan yapmışlar. Afganistan'da bu 18 yıl içerisindeki yapılan yardımlar gerçekten, bakın %100 demiyorum, eğer bunların %50'si hedefe ulaşmış olsaydı bugün yine çok farklı bir durumda olurduk. Şimdi Afganistan'da insanlarla, normal sıradan halkla konuştuğunuz zaman birkaç önemli şey var. İnsanların dikkat ettikleri. Diyorlar, hiç kimse artık ABD'ye inanmıyor. İsterse orada Trump gelsin, isterse Biden gelsin, artık sıradan gündelikçi işçi bile Amerikan politikasını çözmüş gibi. Kim gelirse gelsin diyor, hayır gelmez bunlardan. Afganistan'da bunlar bilerek savaşı sürdürüyorlar. Afganistan'da bunlar bilerek kaos yaratıyorlar. Aynı şekilde NATO için de bu geçerli. Çünkü onlar biz cüz-i la yenfak diyoruz. Yani birbirinden ayrılmayan, birbirini artık sözünü şey yapmadan, sözünden geçemeyen, bir süper güce karşı koyamayan. Birleşmiş Milletler de ondan farklı bir yapı değil yani, biliyorsunuz. Orada oy veren 5 tane ülke var. Onlar ne derse o oluyor. Yani halkın inancı artık ne yerel bürokratlara, ne savaş ağlarına, ne de dışarıdan gelecek artık Amerikalısı olsun, Avrupalısı olsun, kimseye inancı kalmamış. Şu an kutuya sıkışmış bir hükümet var Afganistan'da. Bir taraftan Taliban zorluyor, diğer taraftan bunlar içeride hemfikir, yani görünürde hemfikir oldukları halde kişilerle gerçekten hemfikir değiller. Sürekli bir kavga içinde, sürekli bir şahsi manfaatlar peşinde, kendi çıkarları peşinde, çevresindeki insanlar peşinde, ülkeyi düşünen, ülkenin derdini hisseden, ülkenin sorunlarını çözüm bulalım diyen kişi sayısı belki vardır. Ama onlara bu konuda yapabilecekleri ya alanları daraltıyorlar, hatta bazen dile getirenleri bile bir şekilde susturmaya yelteniyorlar, uğraşıyorlar. Bugün Taliban daha dün hiçbir şeyken, yani 2006-2007'lerde Taliban tamamen bitti. Hiçbir şey yoktu, hiçbir problem yoktu. Nasıl oldu da tekrar 2006'nın sonlarında özellikle güney kısımlardan, işte Zabul gibi böyle çok uzakta kalan iller, çok fazla hükümetin ilgilenmediği illerden tekrar ve o bölgelerden bu arttı, yükseldi ve aynı şekilde aynı anda Afganistan'da bu güçlendiği gibi Pakistan'da da aynı anda güçlendi. 2007'de biliyorsunuz orada da yine bir patlama oldu bu şekilde. Yani Taliban gücü bir şey oldu. Suat bölgelerinde bunlar operasyon yapmak zorunda kaldılar. Amerikalılarla Pakistanlılar birlikte. Sonuçta bizim içerideki problemlerimiz, oradaki siyasi liderlerin Afganistan'ın halkı için, Afganistan'ın geleceği için şahsi fikrim, herhangi bir dertlerinin olmaması, herhangi bir projelerinin olmaması. Bunlar gün, ne diyelim, gün geçiriyorlar sadece. Yani kim onlara, artık görüyorsunuz, siyasileri görüyorsunuz, özellikle lojda olan, stajda olan, bilinen kişileri görüyorsunuz, her oyunda varlar. İsterse dün karşı çıktıkları, tamam politikada, siyasette çıkar her şeyden öncedir de, ama sen halkının çıkarını, milletinin çıkarını, ondan sonra ülkenin çıkarını
şahsi çıkarlarına hiçbir zaman alet edemezsin. Ama maalesef bizde öyle. Bir taraftan barış görüşmeleri devam ediyor. Doktor Abdullahi barış görüşmelerinin işte görüşmelerden sorumlu bir başkanlık yapmışlar. Diğer taraftan adamcağıza şu kadar bir yetki vermiyorlar. Yani adam tüm şeyin devre dışında. Ya böyle bir şey olmaz. Bu diğer taraftan bunun yapması gereken işleri Dışişleri Bakanlığı yürütüyor. Bir taraftan bakıyorsunuz direkt Cumhurbaşkanlığı kendisi müdahale ediyor. Duha'da bulunan iki taraflı hayata baktığınız zaman yani orada belki kendi fikirlerini ya da en azından milletin sesini çıkarabilecek 3-4 kişi var. Ki onların da orada bulunmalarından rahatsız her iki taraf. Yani 21'er kişi her taraftan var, 42 kişi orada. Bunlar kendi iradeleriyle bizi, Afgan halkını temsil edecek pozisyonda değiller şu an. Ama bunu yine de biz iyi bir adım olarak görüyoruz. İyi bir başlangıç olarak görüyoruz. En azından cephede çatışan iki kardeş, iki Afgan yine bir masa etrafında toplanabiliyorsa belki şu andakiler bir şey yapamaz. Şu andakiler 40 yıllık bir savaşı biz 40 günde bitirelim diye bir şeyimiz yok yani. Öyle bir beklentimiz yok. Ama belki 40 ayda biter diye bir beklentimiz var. Belki 4 senede biter diye bir beklentimiz var. Bunun başlanması, desteklenmesi özellikle bölge ülkelerden, Türkiye gibi ülke, Türkiye, Pakistan, İran ve bu oyunun içinde olan ülkelere çok iş düşüyor yani bu konuda. Tabii müzakereyi başlattıran, dayatmaları yapmak isteyenler olabilir. Ama tabii her taraf güce bakıyor. Eğer orada söylenecek sözü olan varsa, dik durabilen bir fikir varsa, herkes mantık varsa mecburen ona kulak verecek, dinleyecek ve ona göre yine bir kendi istediğini ve kendi istediği gibi at koşturmaya şey olmaz. O şekilde devam edemez. Yani en azından dinlemek zorunda kalırlar. Bizim Afganistan'daki şu an hükümetin içinde de ve hükümetin dışında kalan siyasi gruplarda. Yani hepsinin söylem olarak Taliban'a karşı olanlar, demokrasiyi savunanlar, işte düşünce özgürlüğünü savunanlar, kadın haklarını savunanlar, şu anki anayasaya bağlılıklarını bildirenler ve ve bu 18 yıl içerisinde elde edilen hukuki gelişmeleri ve aynı şekilde yapılan ilerlemeyi bu insan hakları konusunda olsun, kadın hakları konusunda olsun, düşünce özgürlüğü bazında olsun, STK'ların daha da yaygınlaşıp söz söyleme hakkına sahip olmaları vesaire. Bunlar bir taraftan bakıyorsun içeride dışarıda tablo aynı ama içerideki işte kırıklar, içerideki düşünce farklılıkları, birbirlerini kabul edememe daha büyük bir sorun. Ve bu karşıdaki Taliban'ı daha da güçlendiriyor elini. Çünkü bir icma yok. Siyasi bir birliktelik yok. Cumhurbaşkanı ayrı telden çalıyor. Ona muhalefet eden ayrı telden çalıyor. Bu işin üstlenen Doktor Abdullah farklı bir yöntem deniyor. Bir gün biri Pakistan'a gidiyor, diğeri ona karşı Hindistan'a gidiyor, diğeri Hindistan'a gittiğinde diğeri Rusya'ya gidiyor, diğeri Arabistan'a gidiyor. Yani böyle ne kadar doğru bir şey olur, böyle satılmışlıkla ülke yönetilmez yani. Tamam, siyasi, diplomasi
rabiteler, irtibatlar kurulacak. Onlarda kimsenin diyeceği bir şey yok. Herkes farklı görüşlerle, farklı düşüncelerle olabilir. Farklı ülkelerde, ülkelerle irtibatta olabilirler. Ama şimdi sorun ortakken, dert müşterekken ve ona çözümü ortak bulmamız gerekirken böyle bir durum kabul edilemez yani. Böyle bir durumu kimse kabul etmez. Ve bu da normal, sıradan halkı bunlara karşı acayip olumsuz tepki vermesine sebep oluyor. Ve desteklemesine, desteğini çekiyor halk. Bunu biz çok bariz geçen Cumhurbaşkanlığı seçiminde gördük yani. 17 milyon seçmenimiz var kayıtlı ve seçime katılan 1 milyon 700. Onun da 500 binini iptal ediyoruz. Kalıyor 1 milyon 200. 200'lük bir şey. Bu kendisi halkın artık demokrasiye, bu gelinen noktaya güvenmediğini, benimsemediğini, artık bu düzenden bıktığını gösteriyor. Diğer taraftan Taliban da bir dönem burada hükmetti. Tekrar onu gelmesi de yine ayrı bir facia olur. Ayrı bir felaket olur. Yani Taliban 1995-96'da doğduğu gibi hala o Taliban. Fikir olarak, zihin olarak herhangi bir değişim yok. Herhangi bir farklılık yok. Şu an müzakereleri tamam, ben biraz önce dedim, çok çabuk sonuca varmasını kimse beklemiyor. Ama süreklilik önemli. Süreklilik önemli. İkinci dönem görüşmeler işte 2021'de Ocak ayında 1 Ocak'tan sonra başladı. Devam etmesi gerekirken daha bir türlü bir araya gelemiyorlar. Ve burada en önemli bir eksiklik bence bu görüşmelerde, barış görüşmelerinde en önemli figüranlar olan Afganistan barışında çok önemli olan İran, Pakistan, bunların devre dışı bırakılması. Yani bunlarla birlikte bu bir şekilde hareket etmek gerekiyordu. Bunların da hiçbir zaman Pakistan istemeden Afganistan'a barış gelmez. Amerikan istese bile. Çünkü orada birçok gruplar var. O Pakistan yönetimine de başkaldıran, Amerikan yönetimine de başkaldıran, ne kadar destek görüyorlarsa da. Diğer taraftan İran da aynı şekilde. Bugün İran'daki Duha'daki Taliban heyeti İran'a gitmiş mesela. Oradaki şeyle görüşmüşler. Milli Güvenlik Genel Sekreteriyle. Yani bir taraftan barış diyorsun, diye bir taraftan da savaşı en sert, en acımasız şekilde sürdürüyorsun. Öncelikle bu barışın sonuç vermesi için bir ateşkesin olması gerekiyor. Tamam, masada güçleneceğim diye sen burada artıracaksın gücünü de, ama sadece sen normal halka niye saldırıyorsun? Karşında asker varsa, polis varsa ona tamam diyelim. Bunlar karşı karşıya. Bunlar hiçbir şey etmeden kim gelirse o şekilde saldırıyorlar ve o şekilde hem barış ve hem savaş bir arada olmaz. Barışın olması için öncelikle şimdi Türkiye şeye gidiyorlar, İran'a gidiyorlar. Bu Taliban heyeti Mullah Gani Brother. Orada şey görüşüyorlar, mülteci sorunlarını görüşüyorlar. Çok ilginç. Yani bu mülteciler ne için İran'a gittiler? Siz burada savaştığınız için, siz yani isterse ister devlet hükümetle, ister Amerikalılarla işte çatıştıklarınız için mülteci olup İran'a geliyorlar. İşbirliğini güçlendirmesi istiyorlar. Başka bir açıklamalarında. Ülkende huzur olmazsa, ülkende istikrar olmazsa, ülkende bir sağlam iktidar olmazsa neyle gücünü birleştirir ki İran sana, yani? Ne diye seni önemser?
Ondan sonra müzakerelerin önemi, kalıcı barış ve güvenlik için ve güven kalıcı barış ve güvenliğin sağlanması için vesaire bir sürü şeyler. Diğer taraftan İran tarafı ne diyor? İran tarafı diyor ki biz bu görüşmede gördük ki Taliban diyor hala Amerikalılara karşı mücadeleci bir ruha sahiptir. Yani o kadar karışık ki diğer yandan görüyorsunuz dünkü Taliban diyordu ki biz sorunumuz gelin masaya oturalım dediklerinde sorunumuz Afgan hükümeti değil. Bizim sorunumuz yabancı güçler. Ne zaman ki yabancı güçler Afganistan'ı terk ederse biz müzakereye otururuz. Ondan sonra tartışırız. Bir yabancı asker Afganistan'da varken hiçbir şekilde biz müzakere etmeyiz diye. Ama zamanı gelince oturdular bir sene önce Amerikalılarla anlaştılar. Amerikalılarla tefahümname, muvafakatname imzaladılar. Ona göre artık bir senedir Amerikalılarla işimiz olmaz. Biz onlarla artık kankayız. Bizim işte düşmanımız Afgan güçleri, Afgan polisi vesaire bu şekilde politika yürütmeye çalışıyorlar. Şimdi bilmiyorsun dün ne diyordu, bugün ne diyor? Dün dediği, bugün dediğini tutmuyor. Afganistan'ın geleceği için ne düşünüyor bunlar? Yani o da belli değil. Sadece şeriat ve din zırhını arkasında kendini saklıyorlar ve bu şekilde hem bizim halkımızın acımasızca kanı dökülüyor ve hem dünyada ülkenin itibarı yerle bir oluyor ve diğer taraftan bu kanlı kavga bu şekilde hiçbir zaman durulacak gibi de görünmüyor. Diğer mesele çevredeki ülkelerin, bölgesel güçlerin Afganistan'daki güç mücadeleleri. Tabii ki bu kargaşanın içinde herkes Afganistan'ın jeopolitik ve jeostratejik konumu bakımından kendine bir pay, bir şeyler almaya çalışıyor. Orada mesela Amerika, Türkmenistan'dan gazı nasıl işte götüreceğim. O onun derdinde. Türkmenistan gazını Pakistan ve oradan da Basra Körfezi'nde bu şekilde bu şeyler üzerinde birkaç tane proje de yapıldı. Projeler de daha yürürlükte ya da durdurulmuş bir vaziyette. İran aynı şekilde. Hindistan bir taraftan diğer taraftan Rusya, Orta Asya ülkelerinin bazen üzerinden bazen direkt ve dünyada büyüyen bir def Çin diğer taraftan bunların her biri her iki taraflı oyunlara devam ediyorlar. Amerikalılar bir tarafa bırakırsanız İran dini veya mezhebi savaşını Suudi Arabistan'da yine Afganistan'da yürütüyor. Orada Şia Sünni şeyini bir şekilde devam ettiriyor. Hindistan, Pakistan'daki arasındaki problemlerini orada çözmeye çalışıyor. Pakistan bir şekilde Hindistan'ın Afganistan'da herhangi bir şekilde bir etkisinin olmaması, elinin güçlü olmaması için elinden geleni yapıyor. Bir taraftan İran, Hindistan'ın orada olmasını hem destekliyor, Rusya orada olmasını destekliyor. Diğer taraftan baktığınızda Pakistan birkaç tane kaygıyla sürekli bu dile getiriliyor. Yani biliyorsunuz bir Durand hattı var. Durand sınır hattı var ve yıllardan beri onun çizildiği zamanda bir Pakistan olmamıştı yani. Bir Pakistan yoktu. Yani yıllar önce ta Hindistan'a bağlıyken öyle bir sınır çizilmiş. 100 yıllık bir süre konulmuş ve herkes özellikle biraz daha etnik düşünceleri ön planda tutanlar bunu sürekli kaşıyorlar.
bir şekilde üzerine geliyorlar. Ve Pakistan'da söylentilere göre ya da Pakistanlıların kaygıları belki ileride bir Peştunistan kurulması olabilir. Afganistan Peştunlarıyla hattın diğer taraftaki Peştunların bir araya gelip bir Peştunistan kurmaları ya da Pakistan içinde Peştunların üzerlik statü gibi bir şeylerin talep etmeleri olabilir eğer bu şey devam ederse. Ya da çok düşük bir ihtimal bu Dürant hattının ötesindeki Peştunların Afganistan'la birleşmeleri gibi. Bu kaygılardan dolayı sürekli Afganistan'da güçlü bir hükümetin, güçlü bir devletin istememesi bir taraftan da doğal gözüküyor. Şu an yapılan çalışmalar halk içinde gördüğünüz zaman Afganistan, Pakistan'ı düşman bir devlet olarak görüyor, düşman bir ülke olarak görüyor. Halbuki yani iki Müslüman ülkenin ister kim olursa olsun birbirini böyle görmesi bir felakettir yani. Bunu güzel çalışmışlar, iyi algı oluşturmuşlar. Ne olursa Kabil'de patlayan bir bombadan da Pakistan sorumlu tutuluyor. Ve işte Mezar-ı Şerif'te yapılan bir terörist eylemden de. Ama bunu kim yapıyor? Belli değil. Bir taraftan da doğru görüyorsunuz. Taliban'ın kampları, Taliban'ın merkezleri, her şeyleri Pakistan'da. Yani Kuveyt'te bunların resmi ofisi var oradan. Ama devlet politikasıyla halk arasındaki şey farklı. Bu belki Pakistan devletinin bir politikasıdır. Belki halkının bu anlamda olumlu baktığını sanmıyoruz. Çünkü Pakistan ne kadar kötü olursa olsun bizim zihniyetimizde sonuçta uzun süredir Afganlar orada 10 sene mülteci olarak yaşadılar ve şu anda 1,5-2 milyon Afganlı orada misafir olarak ya da her bir şekilde orada yaşıyor. Burada ben seslenmek istediğim şu. Daha önce devam eden bir Afganistan-Türkiye-Pakistan zirvesi vardı. Bir şekilde bu zirveyi canlı tutmak, bunu yürütmek ve tabii ki bölgede herkes kendi oyununu oynar. Hindistan kendi oyununu oynar, İran kendi oyununu oynar. Ama bunu ileride daha da böyle iki kardeş ülkenin düşmanlaşması, birbirine artık kanlı bıçaklı olması tabii ki çok ilerlerde daha büyük sorunlara iki ülke arasında sebep olabilir. Ve bu daha yeni iken Türkiye gibi ülkelerin araya girmesiyle bir nebze şey olabilir, düzeltilebilir. Bir Dürant hattı şeyi var, meselesi var. Zaten şu anki ülkeyi biz bir ayakta durduralım. Yani mantıklısı da o. Güçlü bir hükümet, bir devlet, bir şey kurulsun. Ondan sonra tabii bu bağırıp çağırmakla sadece oy kapmak için, halkı, zihnini bulandırmak için, yani demagoji yapmak için bunu kullananlar çok yani. Ama bunun da bir usulü vardır. Eğer öyle bir anlaşma varsa, bunun hukuki zeminde görüşülüp, yani dünya hukukuna göre bir çözüm yolu da vardır yani. Ama maalesef bunu çok kötü bir şekilde kullanıyor Afganistan'da Pakistan düşmanları ve her gün ısıta ısıta servis ediyorlar. Bu da ayrı bir mesele. Rusya son zamanlarda özellikle bu DAEŞ vesaire dedikoduları çıktıktan sonra ve Afganistan'da da bir ara Suriye'den boşaltılmış DAEŞ çoğu Afganistan'a gönderildi. Ve orada Rusya'da tepki olarak hemen Afganistan'a Taliban'a artık onları davet etti, görüşmeler yaptılar, söylentilere göre yardımlar yapıldı. Özellikle Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan sınır hattında görüşmeler yapıldı ve orada da eğer öyle bir DAEŞ tehdidine karşı
bunları kullanmak istercesine öyle bir şeyler de oluştu yani. Öyle bir yapılar da, yapılanma da oluştu. Ve sonuçta Taliban heyeti biliyorsunuz Özbekistan'a gitti. Ondan sonra Rusya'ya gittiler, Moskova'ya gittiler. Bu şekilde bir şey oluştu. Biraz önce dediğim gibi şu an herkes kendi çıkarı için uğraşıyor. İranlılar, Pakistanlılar, Hindistanlılar. Burada bize ve bizim ülkedeki siyasetçilere akli selimle bir araya gelerek bu krizi nasıl yöneteceklerini konuşmaları gerekiyor. Ve biz bunu parlamento çatısı altından orada sesimizi çıkararak her zaman söylüyoruz. Herkes kendi çıkarı için Afganistan'a gelmiştir. Ve Afganistan şu an onu öteleyecek, itecek, çıkaracak güce sahip değildir. Ama biz de öyle bir platform, öyle bir şey oluşturalım ki hem bunlardan istifade edelim, hem ikili ilişkileri düzeltelim, hem onlar ne kadar bizden manfaat alıyorlarsa biz de onlardan ülkemiz için, halkımız için o imkanlardan istifade edelim diye. Küresel güçler Afganistan'da tabii büyük, daha büyük oyuncular, daha büyük esas oyunu kurgu edenler, dizayn edenler. Afganistan'da bugün biz yani bazen bazı şeyleri söylediğimde arkadaşlar sonra bana mesaj atıyorlar. Kızıyorlar ya da diyorlar bizi küçümsüyorsunuz diyor, ülkeyi küçümsüyorsun diyor. Ben diyorum gerçekleri biz kabul etmeden gerçekleri kabul etmeden hataları görmeden düzeltemeyiz zaten. Yani şimdi şu an problem o. Yani herkes büyük konuşuyor. Herkes çıkıyor şöyle böyle yani anti Amerikan şağırlı şeylerde söylemlerde de bulunuyor. Anti Taliban söylemlerde de bulunuyor. Ama icraata geldiğimizde hiçbir şey yok. Herkesin aklı selimle oturup artık peşinciliğinden de bir şey bir cacık olmaz. Tacikçilikten de bir şey olmaz. Hazarelik ve Özbekçilikten de bir şey olmaz. Biz gördük. Hala görüyoruz. Birkaç tane savaş ağası var. Herkesi ezip, büzüp sadece kendi manfaatleri için, aile manfaatleri için, kendi çevreleri için uğraşıyorlar. Yani halkın derdi için kimse ilgilenmiyor. O zaman nasıl sürüyor orada hayat derseniz, hayat sürmüyor. Oradaki yaşananlar sürünüyor. Her tarafta fakirlik var, her tarafta yoksulluk var. Yani sadece devletin malını, beytül malı, oradaki yetimin, fakirin şeyini çarçur edenler yaşıyor. Diğerler sadece nefes alıyor, o da bedava olduğu için. Belki o da eğer parayla olsa onu da alamazlar. Nitekim oradaki oyun kurucu biz değiliz. Ve oyunların bugünü ve yarınını bilemiyoruz. Yarın ne olacak? Ve en çok kaybettiğimiz şey burada zaten. Büyük güçler oyunları kuruyorlar. İşte bölgesel güçleri figüran olarak ortaya sürüyorlar. Ondan sonra orada da bir ülkeyi, milleti, halkını düşünen sağlam bir yapı. Yani tek kişiyle olmuyor bu. Tek grupla olmuyor. Sağlam bir yapıyla oluyor yani. Ben olurum, o olur, bu olur. Ve bunun elinde güç olacak ki bunlar bir şeyler yapabilir. Biz tamamen sessizliğe bürünmüş bir milletiz. Hiç duydunuz mu? Kendimiz için kalkıp bağırıp çağırıp şey yaptığımızı. Yani herkes her dünyada olduğu gibi orada da Filistin için de bağırıyorlar. Bazen Keşmir için de bağırıyorlar.
Bazen bilmiyorum, Avrupa'da bir camiyi 10 yılda bir bombalıyorlar. Herkes orada kalkıyor, şey oluyor ama kendi derdimiz için hiç ne bir araya gelebiliyoruz, ne bir plan yapabiliyoruz, ne bir fikir üretebiliyoruz. Bu da bizim en büyük sorunumuz. Gerçekleri söylemekten kaçınıyoruz. Bizim problemlerimizi, gerçeklerimizi, oradaki acıları söylemeden, yüzleşmeden, onlara karşı ne yapmamız gerekeni birbirimize kızarak, birbirimize söverek, nasıl bir şekilde olursa onların yoluna koymak için bir şey yapmazsak, yani şu an için çok buğulu, pusulu bir gelecek önümüzde. Ve bu şekilde devam ederse Afganistan kimsenin umurunda değil. Pakistan'ın da umurunda değil, İran'ın da, Amerika'nın da. Çünkü onlar orada manfaatları uğruna oradalar. Yani benim manfaatim için orada hiçbir zaman bulunmaz. Amerika neden askerini öldürtsün ki orada benim manfaatim için? Benim yeraltı zenginlerimi de çalıyor, yer üstünü de çalıyor. Gelen yardımları da belki %5'in benim halkıma, %50'si ona giderse %50'sini yine bir şekilde kendi manfaatları uğruna harcıyordur. Yani bunlar bu şekilde artık... Değerli vekilim, vakti hatırlatmak istiyorum. Aslında 45 dakika demiştik ama 50 dakikayı doldurduk bu güzel anlatımınızdan tamam. Dolayı. Siz 5 dakika daha vakit verelim ve toparlayarak sonuçlandıralım diyorum. Hocam, tamam, biraz fazla konuştum sanırım. Şimdi Afganistan'da öncelikle etnik ve dini unsurları göz önünde bulundurarak, bunlara bir çözüm yolu bularak ondan sonra yola çıkmamız lazım. Bu problemi çözmeden hiçbir zaman başarıya ulaşamayız. Eğer ben önce bir ümmet olmayı, ondan sonra bir millet olmayı öğrenemezsem bu kabile kafayla hiçbir yere gidilmez yani. Ya ben tüm her şeyi Özbek için istersem, o diğeri her şeyi Peştun için isterse, diğeri her şeyi Tacik için isterse, yani bu ülke zaten darmadağınık olur. Ama birleşirsek diyorum, hepimize yer var. Büyük bir ülke. İktidar için de herkese yer var. Yaşamak için de herkese yer var. Ticaret için de herkese yer var. Ama şu an bulunduğumuz nokta uçurum. Şu an Afganistan'da gerçekten hükümeti yaptıkları, şu anki yönetimin yaptıkları sadece bu ülkeyi uçuruma götürüyor. Daha da karanlığa götürüyor. Ve uzlaşmayı hiçbir zaman kabul etmeyen bir zihniyetle hiçbir yere varılamaz. Onun için şimdi bu sorunlar bir gün, 10 gün, bir yılda bitecek gibi gözükmüyor. Bizim okumuş insanlarımız var. Yurt içinde, yurt dışında farklı düşüncelere sahip olabilirler. Farklı dinlere, mezheplere mensup olabilirler. Farklı etnik gruplara mensup olabilirler. Farklı bölgelerde. Ama bakın, bizim bir ülkemiz var. Orası Afganistan. Ve biz oraya sorumluyuz. Dünyanın neresinde olursak olalım, bir araya gelmek zorundayız. Bu ülke için yani başımızı ağrıtmak zorundayız. Geleceği için düşünmek zorundayız. Ve bu bir yerden başlanmalı. Yani ben her şeyi, bizde bu var yani, maalesef var. Tüm suçu başkalara atıyoruz. Yani kime sorarsan Amerika var, varlığı müddet sürece dünyada huzur gelmez, Afganistan'da huzur gelmez. Yani bu mantıkla yürümez ki. Yani kendi damının karını başkasının damına atmakla olmuyor bu. Oturup fikir üretmek gerekiyor, çalışmak gerekiyor, uğraşmak gerekiyor. Ve bu boşu boşuna olmuyor. Burada benim oturup beyanat vermemle de olmuyor. Diğer arkadaşların başka yerlerden oturup konuşmasıyla da olmuyor. Ve biz
çok küçük bir grup parlamentoda. Her etnik yapıdan. Peştun arkadaşlar, Tacik arkadaşlar, Hazar arkadaşlar, Türk kökenli arkadaşlar. Bir grupuz ve bunun için çalışıyoruz. Diyoruz bir adım atabilsek de bu da bir kardır. Yani %1 bunu başarabilirsek de bu kadar kaos ortamında, bu kadar olumsuz şartların bulunduğu bir ortamda bu da büyük bir başarıdır diye. Ben sözlerimi bitiriyorum. Arkadaşlar ya da sizin sormak istediğiniz şey varsa devam ederiz hocam. Değerli vekilim, gerçekten 1979'dan bugüne Afganistan'ın siyasi tarihini çok güzel bir şekilde izah ettiniz. Yani zamanın nasıl geçtiğini bile fark etmedik. Biliyorsunuz sizler de Necip Fazıl'ın Sakarya Türküsü var. Orada bir mısra var. Biraz da Afganistan'ı da şey yapıyor, şu anki durumu ortaya koyuyor. Orada diyor ki vicdan azabına eş, kayna kayna Sakarya. Yani kayna kayna Afganistan, öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya. İnşallah katılımcı arkadaşlarımızın Afganlı kardeşlerimiz de var. Burada okuyan kardeşlerim. Bu sizin bu güzel izahınızdan onlar da kendilerine bir yön, bir yöntem, bir ders almış olacaklarını düşünüyorum. Sizlerle de irtibata geçerek böylece Afganistan'da ışığın görüldüğünü sizlerin bu konuşmasından da şahidiz inşallah. Ben tekrar bu güzel konuşmanızdan dolayı ve katılımdan teşekkür